Emir Bey hayrola? Ah! Özet olarak bittim. Ne oldu? Hiç işte. Bittim. Doktor dedi sen bitmişsin dedi. Stres, aşırı çalışma, üzüntü. Sonuç olarak tükenmişsin dedi. Tükenmişlik sendromu var ya, burnout diye tabir ettiğimiz. Evet, evet. Hürrem'in hastalığında. Maalesef. Bulaşıcıymış zaten. Salgın var diyorlar. Aa, evet. E, memlekete gidin siz de. O öyle yaptı ya. Demek iyi geliyorsa. Benim memleketim burası zaten. O açıdan gidecek bir yerim yok. Neyse, siz de sıkmayayım daha fazla. Sizden ne haberler? İyilik sağlam işte. Yuvalanıp gidiyoruz. Malum bir haftaya düğünümüz var ya. Bir haftaya. Haberiniz yok muydu? Tabii davetiyeleri yeni gönderiyoruz. Ani karar verdiler ya. Davetiyeler inşallah zamanında ulaşır diye Gülistanlar panikte. Hayırlısı. Merhaba, iyi misin? Tabii ki. Niye kötü olayım ki? Süperim. Tükendim bittim diyor. Aa, niye öyle? Ah, yani tükenmişlik sendromu ayağına tatil yapıyorum. Artist hastalığı işte. Rahat battı. Yoksa keyfim yerinde. Hayat bize güzel ya. Bakma yani. Ah, sen nasılsın? Harikayım. Düğün, bayram işte. Ne olsun? Tükenme sendromu neymiş? Avrupalı hastalığı o. Meryem yarı Alman, ondan oldu. Sen Türksün oğlum, sana bir şey olmaz. Doktorun teşhisi bu hocam. Çalışmayacaksın, stresi hayatından uzak tutacaksın dedi bana. La oğlum sen oyuncusun, senin strese ne alakan var? Ratingdi, paraydı, kanaldı, stres bende. Ben tükeniyor muyum? Azalarak tükerin inşallah hocam. Ne? Tufancığım, görüyorsun çocuk gergin, yorgun, sinirleri laçka. Bu çocuk hasta yahu. Sitin, hasta adamı. Biz onun yokluğunu hissettirmeyiz azizim. Yalnız bulaşıcıymış galiba hocam. Ben de kendimi iyi hissetmiyorum. Pek ara ara beni de yokluyor gibi. Yaklaşmayın o zaman birbirinize. Karantinaya falan alın şu herifi. Sezon finaline 2 hafta kalmış. Çekelim, bitirelim, alalım sakalımızı. Sonra gidin Bodrum'da tükenin, tükeneceksiniz. Yok ya, ben bu bölümü oynayamam hocam. Şu an bayağı birini mi dövsem, ağlasam mı, ağlayarak mı birini dövsem? Ah, bu kafadayım yani. Ben de canım, ben de. İşte bulaşıcı dedim hocam ben. Emir oğlum saçmalama, sen profesyonelsin, sözleşmen var. Toparlayacaksın kendini, eşek gibi oynayacaksın. Ah. Wow. Sense de gitmiyor musun Açılay? Cık. İyi değilim ben. İşi düşündükçe bayılacak gibi oluyorum. Boynum ağrıyor, midem bulanıyor. İşte bu tükenmişlik sendromu. Değil mi? Bana da bulaştı. Lan! Çok fena bulaştırım sana ha! Bahane yok, bahane yok! Geleceğim, çocuğu çalıştıracağım dedin, söz verdin, geleceğim! Sen bizi mi dinliyorsun ya? Nasıl duyuyorsun orada? Anneanne, niye senin kocaman kulakların var? Seni daha iyi duymak için bebeğim. Kork benden Açılay, kork! Korkmasam Bünyamin'e oyunculuk dersi verir miyim? Yok artık. Şu an tamamen tükendim. Bir kalem pillik enerjim var. Wow! Aynı evde yaşadığımız için birbirimize bulaştırdık. Neyse ki Deniz sağlam. İş mi? Ne işi ya? Annen iş bulmuş sana işte. Annem mi? Ya yaz geldi, tatil zamanı geldi. Ne işiymiş ya? İzmir'de annenin doktor arkadaşının yanında çalışacaksın. Randevuları falan kaydedeceksin. Hadi gözün aydın. Ya bu sağlık sektörü benim peşimi bırakmıyor ya. Ay, iş falan. Sabah kalkmak. Oho, midem bulandı benim şu anda. Abi, ay. Ben de fıtık var ya, dün gece sabaha kadar. Ben çok bunaldım şu anda.
Çok bunaldım. Benim ruh halim şu anda hiç iyi değil. Dün gece yatakta vallahi billahi ablama boğasım geldi. Ve şu anda bak anneme boğasım var. Bu ne demek biliyor musun? Sonunda ben seni boğacağım demek. Derdin ne oğlum? Aa. Tükenmişlik sendromu. Bu çok çalışmakta. Meryem Uzerli de çıktı dediler diydi ya. Oğlum senin işin yok. Sen niye tükendin? E işte düşün annemin bu ara bulduğu işi ya. Daha başlamadan tüketti ki beni. Yaz tatilini nereye sarılalım? Ay o da ayrı dert zaten ya. İzmir'e annemlerin yanına gitsem bir türlü, Bodrum'a gitsem bir türlü zaten para yok, pul yok, bir şey yok. Keşke hiç tatil olmasaydı. Deli misin yahu? Ne güzel işte deniz, güneş, bronzlaşmak. Cilt kanseri. İki haftaya bikiniyle plajda olacaksın. Yaz. İyidir yahu. Yüzeceksin, zayıflayacaksın, eğleneceksin. Öyle düşün. Şişman mıyım ben? Onu demek istemedim yahu. Deniz... Ya ben artık hangi birini yapayım gerçekten? Ben oyunculuk mu yapayım, tatil mi planlayayım, zayıflayayım ben ne yapacağım şaşırdım ya. Ben gideyim böyle yatayım, günlerce uyuyayım istiyorum artık. Vallahi ya. Özür dilerim. Tamam. Yaz tatili konusu bitti. Güzel bir sahnemiz var beraber. Ezber yattın mı? Ay. Ay ben vallahi fena oluyorum. Ben oraya gidemem. Çağatay vallahi ben oraya gidemeyeceğim şu an. Gidemeyeceğim ben oraya. Gaz mı atıyorlar? Ne var? Hayır, set var. Ay ben sete gidemem. Ay bak çarpıntı geliyor. Vallahi ben sete giremeyeceğim. Ay! Ay! Oyo! Parkeci çocukla baş başa mı oynayacağım? Niye konuşmuyorsun ben sana kurban loy loy civa 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 bir şey söyle civa bir şey söyle. Bu ne ya? Sadece bir resim miydim ben yani? Vay be. Açılay. Hoca önümüzdeki sezon için benim yerime bu kazmayla anlaşmaz değil mi? Bana fark etmez. Ben önümüzdeki sezon yokum. Sağ ol ya. Dostum dibisin. Önümüzdeki sezon olmasa ya. Sezon olmasa ya. Böyle mevsimler falan. Bir sıcak, bir soğuk. Sürekli kapalı olsa ya hava. Evet. Yazlık indir, kışlık çıkar. Her mevsim alışveriş yap. Of! Ay. Esra not al, yarın sabah ilk iş Civan'ın ek sahnelerini koyalım. Oha da artık ya. Yani her gün sabah 8'den geceye kadar bu ne ya? Hiç mi tatil yok bu işin? Geceleri gidip uyuyorsun ya, o var işte. Tufancığım ben sanırım yarın gelmeyeceğim. Ne oldu? Şu an işimden nefret ediyorum. Senaryo uzaktan görünce midem allak bullak oluyor. Her an ağlayabilirim. Yorgunum. Yatıp 124 saat uyumak istiyorum yahu. Oho. Bu da tükendi hocam. Lan bunların şarj edilerinden yok mu? Ne tükenmesi kızım? Şımarıklık bu. Birbirinizi dolduruyorsunuz. Tatil zamanınız geldi ya. Kıyılar sizi çağırıyor. Mevzu o abi. Hayır azizim. Ben... Gerçekten oynayamayacağım bu bölüm. Kim oynayacak? Açılay tükendi, Deniz tükendi, sen tükendin. Bunda zaten görüntü var, ses yok. Kim oynayacak? Koskoca adamsın kardeşim. Kendini idareli kullanaydın, tükenmeyeydin. Esra, kızların veya bunun bir benzerini tanıyor musun? Hadi bakalım başlayalım. Abi ben yapamayacağım galiba ya. Pardon? Neyi? Ya geçip öyle bakıyorsun sadece oğlum. Ya böyle kalbim çarpıyor. Ölecek gibi oluyorum. Böyle moralim sıfır. Bunalımım var yani. Belim ağrıyor.
Bilmiyorum yani. Yani şu an en heyecanlandığım sektör olan parke bile ilgimi çekmiyor ya. Yani kiraz ağacında rabıta var desen dönüp bakmam o derece yani. Ne diyor bu Esra? Hocam bu da tükenmişlik bence. Çağatay Bey'den bulaşmış olabilir. Hay Allah'ım yarabbim, kimle ne çekeceğim ben kardeşim? Yani gerçekten sizin iş çok pismiş ya. Çok pismiş gerçekten vallahi ya. Ölür ya insan burada. Ölür ya vallahi ölür ya. Ben şu an burada ölsem efsane olur muyum abi? Çok yol almışsın. Yani özellikle karınca yiyeni vücut dili olarak almanı çok güçlü buldum. Ay bilmiyorum ya. Öyle mi diyorsun? Yalnız çekim esnasında dilini daha az çıkarırsan anlatırken. Hı? Ay hiç hazır hissetmiyorum. İyisin iyisin bebeğim hadi. Sen Jack Nicholson'un gençliğisin, ışığı parlasın. Ha Jack Nicholson değil mi? İşte o enerji var bende. Ben oradan yürüyeyim bence. Çok iyi. Zaten Tufan Hoca seni rahatlatır. Ona güven. Ha yönetmenim var ya, yönetmenim var. Tabii, yönetmen seni nasıl beğenmişti o gün. Değil mi Tufan Hocam? Sırtım. Sırt bir uyusam hiç uyanmayacak gibi. Bünyamin Bey. Baba. Okey. Oik soik mana mana mene mene mini mini mono 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 pa 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 ma 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 te. Okey hazırım ben. Sakin ol hoca, gerekirse 10 kere çeker. Tamam. Oyun. Old Labrador. Residence. Ta. Sizlerin çok baştan alabilir miyiz acaba? Yok abi. Yapamıyorum ben. Bu ne ya? Attım ya. Ay öleceğim ben. Fen çekmiyorum Esra. Ağlayacak gibi oldum. Haykırarak setten kaçmak istiyorum ben Esra. Hoca da tükendi. Ben mi tükettim ya? Nasıl tükettim iki dakikada dağ gibi adamı? Hayır bebeğim, ne alakası var ya? Hayır, sen değilsin sebep. Ay benim işte. Hadi bakalım. Kampanya iptal. Kampanya iptal. O komik videoda ayrıldı. Kimse söyledi iptal. Gösteri bitti, ışıklar söndü. Bitti. Patron yapamadı, öldü, sahneye gömüldü diyeyim. Bebeğim, topra kendini. Perdeyi kapatın. Kapatın üstüme perdeyi. Kapatın perdeyi. Sağ bir müjdem var Bayan Kocabaş. Hiç enseyi karartmayın. Her şeyi çözdüm. Bütün düğün davetiyeleri az önce adreslere ulaştı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.